Merhabalar, bu bölümde daha önce incelemediğim bir markanın ürününü inceliyorum. Twisted Minds. İncelediğim monitör ise TM27PG modeli. Türkiye'de adını aslında çeşitli forumlarda görüyorsunuz, rastlıyorsunuz. Herkes soruyor bu monitör iyi midir, nasıldır? Merak ediliyor çünkü hem özellikleri ilginç hem de o özellikleri oranla da güzel fiyatlarla ülkemize satıştalar. Ama kim satıyor? Tabii ki hani bir monitörün markasını söylerken ilk defa karşılaştığımda ben de kimin getirdiğine bakıyorum. Sizin de bakmanız gerekir. Bunun arkasında Gamers Arena firması var. Onlar getiriyorlar. Zaten onlar hani 15 yıllık firma. İşleri bu. Oyuncu ekipmanlarıyla zaten şu anda bildiğiniz belki de alışveriş yaptığınız bir yer. Onlar Twisted Minds'ı getiriyorlar. Twisted Minds'ın kendisi yeni olabilir ama Türkiye'deki en azından arkasındaki firması güçlü. Servis de yine bildiğimiz servis noktalarından Service Point tarafından sağlanıyor. Twisted Minds markasının diğer ürünlerine bakarsanız odakları oyuncu ekipmanları, oyuncu aksesuarları, monitör sadece bir tanesi. Başka ürünleri de var, hatta bu bölümde önce size monitörü anlatacağım. Daha sonra ona bir de ayak takacağız. Çünkü ayaklar şu aralar çok popüler. Monitörlerin boyutları büyüdükçe ya bu aslında ayakta mı dursa diye soran çok fazla izleyicim var. Özellikle şu an benim önümde duran masalar gibi masalarda işte yerden de kazanmak için ayaklar kullanılıyor. Bu masalar da ayak kullanmaya müsait. O yüzden yayılıyorlar. Twisted Minds aynı zamanda monitör kolu da satıyor. İşte o da geldi. Onu da birazdan ikinci bölümde anlatacağım size. Oyuncu masası da üretiyor Twisted Minds. Bakacağız bundan sonra. Maceramız bizim, benim için en azından monitörle başladı. Zaten 2023 yılında, yani bu sene Gamers Arena Twisted Minds'ı getirmeye başladı. O yüzden bundan sonraki süreçte başka ürünlerle de karşınıza çıkabilirim. Bakacağız. Ama yanındaki monitör esas odağımız bugün. Bu monitör ilginç. Şimdi 24 inç 1080p monitörleri zaten çok fazla inceledim. Onların yerini de size çok fazla anlattım. Özel bir ihtiyacı karşıladıklarını da söyledim. Oyuncuların ihtiyaçlarını karşılıyor. Oyuncu ihtiyacı dediğimiz şey ne? Küçük olsun, işte ben tam önünde durayım. 1080p olsun, bilgisayarıma çok fazla yüklenmesin ve aynı zamanda tepki süresi ve tazeleme hızı iyi olsun. Bu ihtiyaçları bir de tabii ki Türkiye'deyiz, uygun fiyatlı sunsun deyince 24 inç monitörler şu anda oldukça popülerler. Ama işte 24 inçin kendisi herkese yetmiyor. Twisted Minds'ın bu modeli özel bir yere değiniyor. Çünkü sonuç itibariyle 24 inç hızlı tazeleme oranı, düşük tepki süresi, bunlar tamam ama 24 inçle de biraz tam böyle önünde oturduğunuz zaman ancak hani o küçüklüğün bir dezavantajını yaşamıyorsunuz. Biraz geriye gitmeye başladığınızda 24 inçin küçüklüğü belli oluyor. Özellikle oyundan çıktınız, bir de bir şeyler izleyeceksiniz diyelim. O zaman işte 24 inç ufak kalıyor. Ya da biraz yayılarak oynayacaksınız. Tam da önünüzde, tam da böyle yapışık oynamıyorsunuz. Yine sıkıntı. İşte bu monitör 27 inç ve 1080p. Neden 1080p diye de sorabilirsiniz. Oyuncuların aslında en temel sorunu gecikme süreleri performansın yanında. Neden? Çünkü hepimizin bireysel olarak evimizde oyun oynarken, özellikle rekabetçi oyunlar oynarken yaşadığımız sorun, herkes bilir bunu. İşte ping sorunu bir tanesidir. En herkesin bildiği, herkesin hemen anladığı şey ping'tir. Çünkü onu zaten milisaniye olarak görürüz. Ama tek sorun bu değil. Başka gecikmeler de var. Bilgisayarın o kareleri üretmesi ne kadar saniyede, milisaniye sürelerinde üretiliyor. Bu bir gecikme mesela, ya da işte kullandığınız oyuncu ekipmanları, sizin refleksleriniz, siz kendiniz de bir gecikme yaratıyorsunuz aslında. Bunun yanında finalde işte görüntü ekrana geliyor. Ekranın da o görüntüyü burada oluşturması bir gecikme. İşte bunların toplamı bizim oyunlardaki gecikme süremiz. Ne yapmaya çalışıyoruz biz oyuncular olarak? Bu gecikme sürelerini en aza indirmeye çalışıyoruz. İşte gidiyoruz, en iyi mouse'u alıyoruz, klavyeyi alıyoruz, bilgisayarı yüksek performanslı almaya çalışıyoruz. Hatta yetmiyor, işte darboğazlarını engellemeye çalışıyoruz. Onun dışında işte hızlı internet bağlantısı edinmeye çalışıyoruz. Ve finalde monitörümüzün de hızlı tepki vermesini istiyoruz. Yani ekipmanlarımızı olabildiğince düşük gecikme üretecek şekilde seçiyoruz. Burada işte oyuncu monitörlerinin bu hızı devreye giriyor. Birisi tepki süresi, herkesin bildiği, genelde artık 1 milisaniye civarında. Ve diğeri de tazeleme hızı. Şu anda zaten milisaniye olayında 1 milisaniye standart olduğu gibi bir şey, tazeleme hızı çılgın gibi artıyor. İşte ama bunların artışı için hala mesela yüksek çözünürlüklerde 144 Hz görüyoruz ama daha üzerini çok göremiyoruz. Burada hala 2K ve 1080p'de bu hızlar artıyor. O yüzden bugün 2023 senesinde hala 1080p'deyiz. Oyuncuların bu özel ihtiyacı için 1080p paneller çok hızlı üretilmeye müsaitler. O yüzden de kullanılıyorlar. İkinci avantajı 1080p, tabii ki doğal olarak bilgisayarın üzerine, bugün modern bir bilgisayarın üzerine çok fazla yük bindiremiyor. Bu da
FPS'yi getiriyor. Çünkü siz yüksek bir tazeleme oranı isterken onu da yüksek FPS ile desteklemek zorundasınız. İşte bu ikisinin ortak paydası ise 1080p. Yani siz burada günlük hayatınızda ya da iş hayatınızda kullanacak bir monitöre bakar gibi bakmıyorsunuz olaya. Ki çoğu oyuncunun zaten bu oyuncu monitörleri ikinci monitörleri. Zaten iş yaptıkları ya da işte film izledikleri bir başka monitör var. Hatta oyunu burada oynuyor. İşte filmini televizyonda izliyor. Ama oyununu hızlı panelde oynuyor. O yüzden buradaki bakış açınız normal bir hani eve alınacak, iş yapılacak bir panel değil de oyun bilgisayarına takılacak bir monitör gibi bakılması gerekiyor olaya. Bu monitörün şimdi 27 inç 1080p yani 24 istemeyen 24'ü küçük bulanlara orada çözümü sundu 27 inç olarak. Üstünde 1080p'de kaldı. Bu sayede işte az önce saydığım performans avantajını korudu ama bir şeyi çok iyi yapıyor. 260 Hz bu monitör. 1080p panellerde 144 Hz'leri artık aşmaya başlamıştık zaten ama 260 da iddialı bir rakam hala bugün. Ben videolarımda fiyat vermiyorum. Fiyatları aşağıdan linkten bakacaksınız ama bu böyle bir tane böbreğinizi isteyen monitörlerden de değil. O yüzden hepsini birlikte özellikleri ve fiyatları düşündüğünüz zaman 260 Hz'e sunması bu monitörü özel bir monitör haline getiriyor. Bunu nasıl başarıyor? Şu anda oyuncu monitörlerinin hızlı olanlarında gördüğümüz panel tipi hızlı IPS. Bunda da firma 8 bit bir IPS panel kullanmış. Firma FRC bilgisini paylaşmamış. O yüzden ben orada gördüğüm gibi söyledim size. 8 bit panel diye sRGB'nin %99'unu desteklediğini söylüyor firma. Renk doğruluğu kısmı önemli çünkü biz TN panelden buraya geldik. TN'de bu değerler felaketti biliyorsunuz. İşte IPS bu sorunu çözdü. Renk doğruluğunu da getirdi. Tabii ki hani iş panelindeki IPS, oradaki renk doğruluğu bunlardaki o değil. Ama işte burada da IPS'in geniş görüş açısını alıyorsunuz. Renkler TN'den daha iyi ve bunun üstüne TN'de gördüğümüz hızlar artık IPS panellerde sunuluyor. Burada hep dediğim gibi oyuncu açısından bakacaksınız. 260 Hz çalışıyor mu? Evet, şu anda yanındaki monitör 260 Hz'de çalışıyor. Ben DisplayPort'tan girdim. HDMI portu da var. Windows'tan ayarlıyorsunuz ve hemen 260 Hz çalışıyor. Yani içinden ayrı bir şey yapmanıza gerek yok. Type-C var. 2023 senesindeki monitörde hep söylüyorum Type-C artık olmalı diye. O Type-C çünkü bağladığınız şeyi şarj da edebiliyor. Bunda da o özellik var. Normal Type-A'lar da var. Örneğin farenizin alıcısını, klavyenizin alıcısını bağlayabilirsiniz. Type-C üzerinden sağladığı Power Delivery özelliği 15 Watt olarak belirtilmiş. Onu da belirteyim. FreeSync desteği var. Ek olarak G-Sync desteğini de firma belirtmiş. Ama zaten günümüzdeki monitörlerde artık bu sorun pek kalmadı. Nvidia'cılar da, AMD'ciler de faydalanabiliyor bu özelliklerden. Pek fazla ayarı yok. Ama olanları da joystick'inden kullanabilirsiniz. O da iyi olmuş. O da yine joystick kontrolü de yine bizim sevdiğimiz artıya yazdığımız özelliklerden. Fiziki olarak da baktığınız zaman işte ayaklarını görüyorsunuz. Yere sağlam basıyor. Bir sorun yaşamayacaksınız. Kurulumu çok kolay. Öyle hani tornavida gerektirmeden kuruyorsunuz. Detayda göstereceğim. Arka tarafında isterseniz kapatabileceğiniz RGB'si bulunuyor ve tam ortasında TM yani Twisted Minds'ın kısaltması olan yansıması isterseniz duvarda gözüküyor zaten. Onu da öyle ayrıca yapmışlar. Genel olarak hani önden baktığımız zaman gözü rahatsız edecek bir şey yok ve çerçeveleri de oldukça ince. Adaptörü içine, monitörün içine gömülü değil, dışarıdan adaptörle bağlıyorsunuz. Bu da kurulum. İsterseniz bundan ses de alabilirsiniz. Siz bilirsiniz ya da kulaklıkta bağlayabilirsiniz. Üzerinde çıkışı bulunuyor. TM27PG'yi kim alacak? Öncelikle 27 inç olması bir tercih sebebi. Yani 24 istemiyorum ama 1080p'de kalmak istiyorum diyenler için işte 27 inç 1080p çözümü. O kendine has bir durum. Ama 260 Hz olması da yine bu monitörü ilginç yapan detaylardan bir tanesi. Fast IPS zaten onu da böyle bilmediğimiz panelle sağlamıyor. Bunları karıştırınca aslında işte ortaya çıkıyor. Bu özellikler standart bir oyuncu monitörüne yani şu anda günümüzdeki o 24 1080p'lerden farklı bir açılım getiriyor. Ve işte bence en önemli farkı 260 Hz olmasında. Bunu istiyor musunuz, istemiyor musunuz? Buna karar vereceksiniz. İstiyorsanız bu sefer sisteminiz bu 260'ı destekleyebilecek mi? Yani FPS olarak da bunu verebilecek mi? Ona karar vereceksiniz. Eğer bütün bu cevaplar evetse bu monitörü değerlendirebilirsiniz. Ama dediğim gibi bu monitörü böyle ayağıyla masanızın üzerine koymak zorunda değilsiniz. Bunu masanıza monte de edebilirsiniz. Sonuçta VESA desteği var ve Twisted Minds'ın kendi monitör kolu var. O kolu şimdi kutusundan çıkaracağım ve bizzat bu monitöre takacağım. Videonun başında bahsettiğim monitör kolunu buraya bağladık. Bu masamızda duruyor. Bu zaten ideal bir masa kurulumu. Yani kullanacağınız masa da muhtemelen bu ölçülerde olacaktır kalınlık olarak. Ama kalınlığı ayarlanabiliyor masanın boyutuna göre, masanın etine göre diyelim. Bunun dışında kurulum kolay ama şunu tavsiye ederim. Bunu böyle yayıp hemen girişmeyin.
kullanım kılavuzuna sadık kalarak gidin, o zaman çok kolay bir şekilde kuruyorsunuz. Hiçbir karışıklık yok. Zaten bütün parçalar tam olarak verilmiş. Bunun üzerindeki kendi VESA desteğini kullanarak biz bunu bağladık. Ekstra bir parça kullanmadık. Monitör kolu 32 inçe kadar monitörleri destekliyor ve kilo olarak da 8 kilo kaldırabiliyor. Bu bilgiler gizli bilgiler değil. Zaten monitörünüzün kaç kilo olduğunu üreticinin sitesinden öğrenebilirsiniz. Ona göre karar verirsiniz. Biz işte 27 inçlik bu monitörü bağladık. Hareket kabiliyeti kolaylığı açısından şöyle. Bu alyan anahtarlarıyla zaten sıkılıyor. Zaten kurulum yaparken de çok kullanacaksınız ama işiniz bittikten sonra bunun hareket kabiliyetinin sertliğini, yumuşaklığını da yine siz ayarlıyorsunuz. Yani kendisi varsayılan olarak böyle çok sıkı ya da çok gevşek değil. Ne kadar rahat hareket etsin ya da işte böyle ayarlayayım ve dursun dediğiniz zaman çok sıkıyorsunuz anahtarla ve tamamen o şekilde kalıyor. Hareket etmesini istiyorsanız ayarları birazcık daha gevşek bırakıyorsunuz. Kabloları toparlaması için üzerinde iki tane toparlayıcısı var. Bunun haricinde mesela bu monitörün kendi halinde ergonomisinde pivot özelliği yokken bu monitör kollarını kullandığınız zaman genelde ortak özellikleridir. Hemen monitöre bütün kabiliyetler gelmiş olur. Burada da öyle oldu. Monitörün hem aşağı yukarı hareketleri hem de pivot hareketleri çok rahat bir şekilde yapılabiliyor. Daha önce monitörün böyle bir özelliği yoktu. Tabii bu vesileyle az önce işte incelemede kendi ayağı varken buradaydı. Şu alan komple boşa çıkmış oldu. Bunu da bir şekilde değerlendirebilirsiniz. Diyelim ki masayı temizleyeceksiniz ve monitörü ayak altından kaldırmak istiyorsunuz. O zaman monitörün işte bu kolunu katlıyorsunuz ve katlanınca bu en uca kadar gidiyor. İkinci bir ayak alıp iki monitör de kullanabilirsiniz. O başka bir konu. Ama burada işte bu tek kurulum destekliyor şu anki üründe. Bunu yaptıktan sonra açıkçası kullanıyorsunuz dümdüz. Yani 5 dakika içerisinde kurulup çalıştırılan bir şey. Öyle özel bir teknik bilgiye ihtiyacınız yok. Ben de ürünü ilk defa burada denedim. Şu an bana verdiği izlenim. Tabii bu ne fotoğraftan ne videodan size geçmez ama. Yani bu monitörü buna güvenli emanet edebilirim. O konuda hiçbir sorun yaşamam. Zaten monitör kolları şu an popüler bir konu. Alan çok arkadaşım var. Genel olarak artık hani kötü bir şey duymadım. Kötü bir macera duymadım. Bunda da herhalde artık belli bir standart yakalanmış durumda dünyada. Sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Dediğim gibi özellikle sıkıştırdıktan sonra ben bir daha yerimden oynamayacağım diyor. Burada masaya olan şu ayak da onun da kendisi iyi basıyor. Masayı çok iyi kavruyor. Bunun da zaten genellikle hani usulü diyelim standarttır. Bunda da öyle. Aşağıdan buradan şimdi siz göremeyeceksiniz. Alttan sıkıştırıyorsunuz yeterince ve o da yerinden hiçbir şekilde oynamıyor. Ama zaten oynamaması lazım. Yani siz bu monitörü ittiğiniz zaman bu kökünden oynamaması gerekiyor. Onun da derecesi o. Bunlar haricinde temel hareket fonksiyonlarının hepsini rahat bir şekilde yapabileceksiniz. İster fixleyin, isterseniz de hareketli bir düzenek kurmaya çalışın. Bu kol her iki durumda da rahatlıkla kullanılabiliyor. Her zaman olduğu gibi ben videolarda fiyat söylemiyorum. Siz onu aşağıdaki linkten bakıyorsunuz. Oradan hem kolun fiyatını hem de monitörün fiyatını, güncel fiyatını öğrenebilirsiniz. Twisted Minds'ın bu iki ürününü, hem monitörünü hem de monitör kolunu incelemiş oldum. Gelişmelerden haberdar olmak ve yeni videolardan haberdar olmak için aşağıda beni takip etmeyi unutmayın. Çana tıklarsanız ekstradan bildirim alırsınız. Ve tabii ki beni desteklemek için katılabilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.